Eğim açıları eşit olan eğik düzlemlerin X, Y, Z noktalarından eşit kütleli K, L, M cisimleri eşit büyüklükteki V hızları ile aşağı yönde atıldığında cisimlere ait hız zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangi cisimlerin bulunduğu eğik düzlem kesinlikle sürtünmelidir. Cisimlerin hız zaman grafiği düşünüldüğünde bir cismin hız zaman grafiğinin zaman eksenine paralel olması cismin sabit hızla hareket ettiğini, zaman ekseninden uzaklaşıyor olması cismin hızlandığını, zaman eksenine yaklaşıyor olması da cismin yavaşladığını ifade eder. Dolayısıyla sarıyla çizilen grafik yavaşlama, mavi ile çizilen grafik sabit hızla hareket ve yeşille çizilen grafikte hızlanma hareketini gösterecektir. Bir eğik düzlem üzerinde bir cisim ilk hızı olsun ya da olmasın aşağıya doğru. E, sürtünme sıfırken eğer e, serbest bırakılır ya da fırlatılırsa net kuvvet kesinlikle ağırlığın sinüs alfa bileşeni kadar olacak. Bu da ivmenin g sinüs alfa kadar olacağını söyleyecektir. Bu durumda eğer cisim aşağı yönde fırlatılmış olursa o zaman hızlanma gerçekleşmelidir. Bu durumda birinci grafik yani k cismi için çizilen grafik hızlanma olduğuna göre... Bu eğik düzlemde sürtünme olmayabilir. Ancak sürtünme var ama MG'nin yani ağırlığın sinüs alfa değerinden daha küçük de olabilir. Dolayısıyla birincisi doğru olabilir, yanlış olabilir şeklinde yorumlanabilir. İkinci grafik yani L cisminin grafiğine bakılırsa cismin hareketinin yavaşlama şeklinde olduğu gözlenecek. Dolayısıyla cisim aşağıya doğru inerken beklenti cismin hızlanması yönünde olduğuna göre cismin yavaşlıyor olması kesinlikle bir sürtünmenin olduğunu M cismi içinde cismin sabit hızla gidiyor olması Mg'nin sinüs alfa değerini sıfır yapacak kadar bir sürtünme olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacaktır kinetik sürtünme kat sayısının 0.5 olduğu bir yüzeyde serbest bırakılan m kütleli x cismi şekildeki gibi eğik düzlemde hareket etmektedir. Buna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Cismin ivmesini hesaplayabilmek için cisim üzerine uygulanan kuvvetleri gösterdiğim serbest cisim diyagramını çizersek. Cisim üzerine bir Yerin merkezine doğru mg ağırlık. 2 eğik düzlemin yüzeyinin uyguladığı normal kuvvet ve 3 yine eğik düzlemin yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti uygulanacaktır. Dolayısıyla bizim net kuvvet eşittir. M çarpı A denklemini işletebilmemiz için hareket doğrultusundaki net kuvveti işleme almamız gerekiyor. Ağırlığın yüzeye dik ve yüzeye paralel bileşenlerini bulursak yüzeye dik kuvvet MG'nin kosinüs 37'si, yüzeye paralel kuvvet de MG'nin sinüs 37'si olacaktır. Bu durumda net kuvvet MG sinüs 37 eksi sürtünme kuvveti diye yazılabilir ki net kuvvet aslında M çarpı A diye ifade edilebilir. O zaman M çarpı G çarpı 0,6 sinüs 37 0,6'dır. Eksi sürtünme kuvveti sürtünme kat sayısı 0.5 denilmiş soruda kinetik sürtünme kat sayısı çarpı normal kuvvet ki normal kuvvet de Mg'nin kosinüs 37'si olmalı. Dolayısıyla M çarpı G çarpı 0.8 ile ifade edilmeli. Bu durumda M'ler sadeleşecek her bir terimde katsayı olarak bulunduğu için. G çarpı 0.6 yani 6 eksi 0.5 defa 8 yani 4 eşittir A olmalı. Demek ki cismin ivmesi 2 metre bölü saniye kare olmalı. Doğru cevap B seçeneğidir. Statik sürtünme katsayısının Ks 0.5, kinetik sürtünme katsayısının Kk 0.4 olduğu bir yatay zeminde durmakta olan M eşittir 2 kilogram kütleli cisme Şekildeki gibi 3t süre boyunca f1 eşittir 7 newton hemen sonrasında 5t süre boyunca f2 eşittir 12 newton kuvvet uygulanıyor Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır cisim üzerine uygulanan kuvvetleri e, düşünerek sürtünmenin statik ve kinetik değerleri hesaplanırsa cisim üzerine uygulanan statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvet olacaktı. Bu da 0.5 soruda verildiği üzere çarpı 20 Newton eşittir 10 Newton olacaktır. Kinetik sürtünme kuvveti hesaplanırsa K kinetik çarpı ne yani 0.4 çarpı 20 eşittir 8 Newton olacaktır. Bu durumda statik sürtünmenin maksimum değerinin 10 Newton oluşu cisim üzerine uygulanan yatay kuvvetin 10 Newton'un üzerine çıkmadığı durumlarda cismin harekete başlamayacağını, kuvvetin 10 Newton'un üzerine çıktığındaysa cisim harekete başlayacak ve harekete başlayan cisimle yer arasındaki sürtünme kuvvetinin 8 Newton olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda F1 kuvveti uygulanırken yani 0.3 saniye ya da 0.3t aralığındayken Cisme 7 newton kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin maksimum değeri geçilmemiş durumda statik sürtünme kuvvetinin değeri de 7 newton olur. Bu durumda cisme uygulanan net kuvvet 0 newton, ivme de 0 olacaktır. Eğer cisme F2 eşittir 12 newtonlu kuvvet uygulanırsa statik sürtünmenin maksimum değeri aşıldığından cisim harekete başlayacak ve sürtünme kuvveti 8 newton kinetik sürtünme kuvvetine dönüşecek. Dolayısıyla net kuvvet 12 Newton, eksi 8 Newton, 4 Newton ve ivmenin 2 metre bölü saniye kare olması söz konusu olacaktır. Bu durumda yargılar değerlendirilirse T anında cism etkiyen sürtünme kuvveti 7 Newton'dur. Doğru bir ifade olacak. 2 T anında cismin ivmesi 0'dır. 0,3 T'nin tamamında ivme 0'dır. 4T anında cismin net kuvveti 4 Newton'dur. Evet, 4T anında cismin üzerine uygulanan net kuvvet 4 Newton. 6T anında dikkat ettiyseniz 3T 8T aralığında cismin ivmesinin 2 metre bölü saniye kare olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. 7T anında cismin etkiyen sürtünme kuvveti tüm 3T 8T aralığında 8 Newton olduğundan E seçeneği de doğrudur. Bu durumda sorunun istediği cevap D seçeneğidir. 3 kilogram kütleli özdeş X ve Y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde esnemeyen iplerle bağlıyken X cismi F kuvvetinin etkisinde AX, Y cismi de G şittir. 30 Newton ağırlıklı cisimle birlikte AY ivmesiyle hareket ediyor. Buna göre AX bölü AY oranı kaçtır? X cismi üzerine uygulanan kuvvetleri gösterdiğimiz serbest cisim diyagramını çizersek 30 Newton ağırlık ve yatay düzlemin uyguladığı normal kuvvet birbirini dengelemiş durumda. Dışarıdan uygulanan 30 Newton'luk kuvvet de net kuvvet olmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla net kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. 30 eşittir 3 kere ax. Bu durumda ax eşittir 10 metre bölü saniye karedir. İkinci sistemde Y cismi üzerine uygulanan kuvvetler Y'nin ağırlığı 30 newton ve normal kuvvet birbirini dengeleyecek, o da 30 newton olacak ve bir de T kuvveti uygulanacak. Demek ki Y cismine uygulanan T kuvveti net kuvvet olmalıdır. G 30 newton ağırlıklı cisme demek ki G cisminin kütlesi 3 kilogram, 30 newton ağırlık yukarıya doğru T gerilmesi uygulanacaktır. Dolayısıyla Sistemde y cismi için t net kuvvet olacak. Yani my çarpı ay. G cismi için net kuvvet 30 newton eksi t kadar olacak. Aşağıya doğru hızlandığından 30 newton daha büyük t daha küçük bir kuvvet olacak. Dolayısıyla eşittir m çarpı a olmalı. Her iki cisim de aynı ivmeyle hareket edecek ve taraf tarafa denklem toplanırsa. 30 eşittir MY yani 3 kilogram artı MG yani 3 kilogram çarpı ortak ivmeleri A olsun. Bu durumda A ivmesi eşittir 5 metre bölü saniye kare olacaktır. O zaman AX bölü AY değeri 10 bölü 5 eşittir 2 olmalıdır. Doğru cevap E seçeneği. Bir cisim sürtünmeli eğik düzlemin üst ucundan V hızıyla fırlatıldığında şekil 1'de gösterildiği gibi sabit hızla hareket ederek aşağı iniyor. Buna göre aynı cisim aynı eğik düzlem üzerinde yukarıya doğru şekil 2'deki gibi V hızıyla fırlatıldığında yapacağı hareket aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Cisim yukarıdan aşağıya doğru fırlatıldığında eğer şekil 1'deki gibi sabit hızla hareket yapıyorsa bu durumda cismin ağırlığının aşağı yönlü bileşeni olan mg sinüs alfa değerinin cisimle yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetinin kinetik değerine eşit olması söz konusudur. Dolayısıyla mg sinüs alfa eşittir sürtünme kuvvetinin kinetik değeri. İkinci şekilde ise cisim yukarı doğru çıkarken mecburi olarak yavaşlayıp bir süre sonra duracaktır. Durduktan sonra cismin harekete geçmesini sağlayabilecek tek kuvvet Mg'nin sinüs alfa değeridir. Ancak birinci şekilden gördüğümüz üzere e, cisimle yüzey arasında oluşacak sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri ya da kinetik sürtünme kuvveti zaten tek değerlidir. MG sinüs alfa kadar. Ancak cisim durduğunda oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti olacaktır ve biz şunu biliyoruz statik sürtünme kuvveti her zaman kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyük olacaktır. E dolayısıyla kinetik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha büyük olacak olan statik sürtünme kuvveti mg'nin sinüs alfası kadar kuvvet ile cismin harekete geçemeyeceğini söyleyecektir. Bu durumda yargılar değerlendirilirse A şıkkı cisim yavaşlar, durur ve sabit hızla geri döner. Geri dönüş söz konusu olmayacak. Sabit ivmeyle yavaşlar, durur ve bir süre geriye doğru hızlanır mümkün değildir. Sabit ivmeyle yavaşlar, durur ve orada kalır. Evet. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Çünkü cisim durduktan sonra tekrar harekete geçirecek kadar cismi kuvvet oluşamıyor görüldüğü üzere. D seçeneği sabit hızla hareketini sürdürür. Mümkün değil. Artan ivmeyle yavaşlama olayı gerçekleşemez. Doğru cevap C seçim. Düşey kesici şekildeki gibi olan eşit uzunlukta fakat eğimleri farklı yollardan oluşan düzlemin, K noktasından serbest bırakılan cismin KL arasındaki ivmesinin büyüklüğü A1, benzer şekilde LM ve MN aralıklarındaki ivme büyüklükleri A2 ve A3'tür. Teta 3 büyük, teta 2 büyük, teta 1 olduğuna göre A1, A2, A3 arasındaki ilişki nedir? Sürtünmeler önemsiz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir eğik düzlem üzerinde bir cisim serbest bırakılırsa, eğim açısının alfa olduğu durumda, cismin ağırlığı mg kadar ise, eğik düzleme paralel olarak ve eğik düzleme dik olarak iki bileşene ayırabileceğimiz ağırlık kuvvetinin eğik düzleme paralel bileşeni mg çarpı sinüs alfa Eğik düzleme dik bileşeninde MG çarpı kosinüs alfa şeklinde hesaplanabilir. Bu durumda MG çarpı kosinüs alfayı düzlemin normal kuvveti dengeleyeceğine göre net kuvvet MG'nin sinüs alfası olacaktır. Ve net kuvvet eşittirin M çarpı A olduğu için MG sinüs alfa eşittir M çarpı A olacak ve dolayısıyla cismin ivmesi A eşittir G çarpı sinüs alfa olacaktır. Demek ki eğik düzlem üzerinden serbest bırakılan bir cismin ivmesi kendi kütlesinden bağımsız olarak yer çekimi ivmesiyle eğim açısının sinüsünün çarpımına eşit olmalıdır. Bu durumda çekim ivmesi sabit olduğuna göre sinüs fonksiyonu açı büyüdükçe büyüyen bir fonksiyon olduğuna göre açı büyüdükçe ivmenin de büyüdüğü söylenebilir. Soruda verildiğine göre teta 3, teta 2, teta 1 ilişkisi söz konusu. Dolayısıyla en büyük e, ivmenin teta 3 yani kl arasında, bu durumda kl arasındaki ivme A1, sonra A2, sonra A3 olduğu söylenebilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Düşey kesici şekildeki gibi olan yolların tepe noktalarından serbest bırakılan boyutları önemsiz M kütleli X, Y ve Z cisimlerinin Yolların en alt noktalarına ulaşıncaya kadar ivmeleri ax, ay ve az oluyor. Buna göre ax, ay ve az'nin değişimler için ne söylenebilir? Eğik yüzeyde serbest bırakılan ya da fırlatılan bir cisim sürtünme etkileri yoksa ivmesi g g çarpı sinüs alfa büyüklüğünde olacaktır. Dolayısıyla alfa değerinin büyümesi sinüs fonksiyonunun da büyümesine ve ivmenin de daha büyük olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla yollar üzerinde cisimlerin eğimleri büyüyen yollarda hareket etmesi ivmelerinin büyümesine, eğimi küçülen yollarda hareket etmesi de ivmesinin küçülmesine sebep olacaktır. Bu bilgiler ışığında x cisminin yörüngesi incelenirse gittikçe eğimi daha büyük olan bir yol üzerinde hareket ettiğinden ivmesi büyüyecek. Y cismi gittikçe eğimi küçülen bir yolda hareket ettiğinden ivmesi küçülecek. Z cisminin hareket ettiği yolda eğim sabit olduğundan ivmesi de sabit olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisme F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisim A ivmesiyle hareket etmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cisim üzerine uygulanan tüm kuvvetleri gösteren bir serbest cisim diyagramı çizilirse F kuvveti yatayla teta açısı yapacak şekilde uygulanıyor. Cisme ağırlık kuvveti, yüzeyin normal kuvveti düşey düzlemde uygulanıyor ve bir de zeminle cisim arasındaki sürtünme kuvveti uygulanmakta. Dolayısıyla F kuvvetinin yatayı ve sürtünme kuvveti arasında bir net kuvvet oluşmuş olmalı çünkü cismin a ivmesiyle hareket ettiği söyleniyor. Bu durumda net kuvvet eşittir ma olmalı. Dolayısıyla f çarpı kosinüs teta yatayda sağa doğru olan kuvvet eşit olmalı. Sürtün e, eşit olmalı yanlış oldu. Sürtünme kuvveti bu değerden çıkarılırsa net kuvvete e, eşit olmalı. Dolayısıyla sürtünme kuvveti dik bastıran kuvvet F'nin sinüs alfası artı mg çarpı sürtünme katsayısı. Böylece net kuvveti yazmış olduk. Eşit olmalı m çarpı a'ya. Aynı şekilde düşey düzlemde cismin hareketi söz konusu olmadığından düşey düzlemde normal kuvvetin ağırlık ve F kuvvetinin sinüs alfa değerlerinin toplamına eşit olduğu söylenebilir. Buna göre F kuvveti artırılırsa A ivmesi de artar deniliyor. F kuvvetinin sıfır olduğu durumda ivme de sıfır olacağı için çünkü yatayda kuvvet oluşmayacağına göre demek ki F kuvvetinin büyütülmesi durumunda ivmenin de büyümesi doğru olacaktır. F kuvveti artırılırsa sürtünme kuvveti artar ki sürtünme kuvvetini hesaplarken K'nin kat sayısı içerisinde yani çarpım durumunda olan niceliklerden bir tanesi F'nin sinüs teta değeridir. F kuvveti artırılırsa bu durumda sürtünme kuvveti de artacaktır. Teta azaltılırsa ki teta azalırsa sinüs değeri de azalacak. F çarpı sinüs değeri de küçülmüş olacaktır. Yerinci cisme uyguladığı tepki kuvveti de azalacaktır. Doğru cevap E seçeneği olur.